Tekrar merhaba. Evet, bundan önce kohleraların bakımını sizlere anlattım. Burada da görmüş olduğunuz gibi çiçekten geçmiş ama şurada yine de birkaç çiçeği olan kohleranın bakımını size anlatacağım. Nasıl rizom çıkartıldığını anlatacağım. Evet, çiçekleri geçtikten sonra arkadaşlar ben şu kuruyan çiçekleri elimle ya da bir makas yardımıyla hepsini temizliyorum. Çünkü hem görüntü hoş olmuyor hem de şöyle bu şekilde koparmak, bazıları kopmuyor. Hani kuruyanları, kopmayanları da makas yardımıyla temizliyorum. Daha sonra çiçeğimizi şimdi toprağından çıkaracağız. Kohleralar rizomlarla büyüyen, rizomlardan filiz veren çiçeklerdir arkadaşlar. Onun için üremesini bu rizomları çıkartarak yapıyoruz. Eğer çıkartmazsanız saksı içinde kalırsa hani tekrar filizlendiği zaman oradan büyüyor. Bakın benim mesela sadece buydu. Sonra içindeki rizomlardan bu fide büyüdü. Daha sonra bu büyüdü. Daha sonra da bu büyüdü. Çok çabuk üreyebiliyorlar. Yerini severlerse ve bakımları iyiyse, zaten bakımları zahmetli bir çiçek değil açıkçası, hemen ürüyorlar. Şimdi ben sizlere rizom nasıl oluyor, nasıl çıkartılıyor onu göstereceğim. Şu kırılacak gibi ama yine de o riski göze alacağım. Toprağın içinden kök gibi arkadaşlar. Bakın şimdi kök gibi oldukları için biraz zor. Bakın şöyle rizomlar oluşuyor. Bunlar çiçek kökü gibi duruyor ama çoğalması için gerekli rizomlar. Bir nevi soğan diyelim. Bakın tamamen çıkardım. Şimdi göstereceğim size. Bu tarafta. Şöyle yakına getireyim. Bakar mısınız? Bunlar işte hep rizom. Bunları daha uzun süre eğer çıkartmazsanız böyle uzayıp kocaman solucan gibi uzuyorlar, büyüyorlar. Onları bölüp, kırıp çoğaltabiliyoruz. Bakın zaten hemen çok kolaylıkla ele geliyorlar. Bu çiçeğe zarar vermiyor. Tabii ki çiçeksizken bunu yapmak gerekiyor. Çiçekliyken yaparsanız çiçeğimiz darılır ve maalesef ki kaybetme ihtimaliniz de oluyor. Yani bunu deneyen arkadaşlar da var. Bakın şöyle bir ince ince kıl gibi kökleri var. Kohleranın da kökü bu kadar arkadaşlar. Öyle çok büyük soğanlı herhangi bir şey yok. Sadece rizom oluyor. Bakın hatta bu fidesinin bakın şu köşesinden bile rizom vermiş. Bakın köklerde daha da rizomlar geliyor. Ben şöyle kenara koyup toprağın içinde tekrar bir rizom arayışı yapayım. Bazen çıkarırken işte hassas olduğu için kopabiliyor. Bu rizomları ne zaman çıkartmalıyız? Süresi var mı? Dediğim gibi çiçeğiniz bir yaşını doldurunca ve sağlıklıysa, çiçeği de kalmadığında rizomları çıkartabilirsiniz. Evet, bakın kopmuş, bir tane toprağın içinden çıktı. Şöyle göstereyim. Bir tane daha çıktı. Ben çok yakın sürede aldığım için rizomunu, şu anda rizomları çok küçük. Ama dediğim gibi çok böyle uzun solucan gibi büyüyorlar. Ben rizomları çıkarmanızdan yanayım. Çünkü neden derseniz zamanla onları beslemek için çiçeği beslemiyor. Ve toprağın verimi kalmıyor. Her sene tabii ki topraklarını da değiştiriyorum. Bunu da açıklayayım. Gördüğünüz gibi, evet bu kadar. Gördüğünüz gibi bakın kök dolu. Minik köklerden dolu.
O yüzden de ya yani sardunya kökü gibi kökü var. Toprağı sarıyor. O yüzden de ben toprağını değiştiriyorum. Evet. Rizom çıkarımı bu kadar. Şimdi de bundan sonraki videoda da rizom nasıl ekiliyor, nasıl fide oluşturuluyor onu anlatacağım size. Tekrar görüşmek dileğiyle.